performanslık yapıyor yollarda. Kayacak bir şey yok ya, gel abi. Gel bakın. Buraya park ediyoruz ve geliyoruz. Evet, offroad'da başlıyoruz. Zor yollarda Batı Karadeniz'de turumuza devam ediyoruz. Programımızda sadece bir yerlere gitmek, bir yerleri göstermek, bilinmeyenlerle buluşturmak değil gayemiz. Yörenin insanıyla da kaynaşmak, tanışmak ve onları sizlere de tanıştırmak istiyoruz. Evet, bir konuğumuz var aracımızda. Hep birlikte dinliyoruz. Bir başına mısın? Bir başımayım. Günümü tamamlayan 65 aylık alacak. İki uğur net değil. O normal öyle gider o. Bir şey etmedi, o öyle gider o. Araba kullanmayı daha yeni öğreniyor, burada antrenman yapıyor. Arabaya yol verdi. Kamyona yol verdi. Bak yemedin amca sen. Allah. Kamyona yol verdi. Yanmış. Peki, burada yol yokken nasıl gidip geliyordunuz eskiden? Şu kayalardan aşağı, ayaklarımız yendi, kollardan aşağı. O kayalardan? Kayalardan. Patika mı vardı orada? Patika yolu mu vardı? Patika yolu var, orman yolu. Doğum 1925 mi yılı? 1928. 28, oo, doğru. Maşallah. Amca, bu köyün adı ne, soldaki köyün adı? Şu köyün adı ne? Çamdibi. Çamdibi köyü. Çamdibi. Eski adı ne? Sarıçam. Sarıçam. Bak orada hep Sarıçam. Şey var. Eski var. Evler var. Senin evde böyle eski tahta ev mi yoksa yeni ev mi? Eski. 80 senelik ev. 80 senelik evde oturuyorsun. Maşallah. Sen de yaşıt ya. Tabii o zaman Cide'ye bile yol yoktu herhalde, doğru diyorsun. Yok. Babalarımız, dedelerimiz sivri gazmayla, valyodan yaptılar eski yolu. Elle yani. Elle? Elle açtılar. Böyle gire varan. Böyle araba nerede? Merkeplerle giderlerdi. Merkeple. Gideye. Kastamonu daha zor size değil mi? Kastamonu'ya gitmek daha zor. Evet. Oraya vesayet bulunmaya. Gidelim doğuşlar kalkıyor, zavallıyın 6'da, akşam 6'da geçiyorlar Cide'ye, doğuşlar. Onlarla gidip geliyorsun. Ha, onlarla gidip geliyoruz. Onda ücret mesela bizim oradan 20 milyon Kastamonu ücreti. Az da değilmiş, pahalı. Pahalı. Her bir şey, şu kadar benzin, mazot. Pahalandı. Adama diyecek yer yok. Maaş kaçtır amca? 65 yaş maaşı. Maaş kaçtır alıyorlar? Maaş ne kadar veriyor devlet sana 65 yaş maaşını? 200. 230. Yarı top, yarı aç. Yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Ben de lazım. Yetmiyor. Tabii. Kar olur mu burada çok kışın? Olur. Ama Katya'dan bir bek yağmadı. 1,5-2 metre kar düşer buraya. O kadar yağar yani. Ya. Burada yabani hayvan da vardır değil mi? Domuz, ayı. Anam, onu sen sorma. Niye? Şöyle evlerimizin altına bastan yapamıyoruz. Domuzdan, ayıdan. Domuzdan, ayıdan. O kadar çok var. Şurada yukarıda bir mağara vardı. He? Şu yukarıda bir mağara var. O mağaranın adı neydi? Kuyulucu. Burada kuyulucu. Hah, kuyulucu mağarası. Burada kuyulucu. Şimdi o mağarayı açmışlar ziyarete galiba. Gelen giden içine girebiliyormuş. Onun içine aşağı 250 metre sicimle adam indi. Oo, 250 metre sicimle. Sicimle adam. Yani asıl oradan aşağı. Aşağıya iniyor, dibine iniyor, dibine aşağı geçiyor, barmaklık gibi dibi taşmış.
Böyle su bunlardan geçiyormuş dibine, altına. Ankara'dan iki tane otobüs geldi. Talebe oraya. Geçen sene. Evet, gördüm ben de. Onlar girdiler içine, öyle mi? E peki amca, şimdi senin buralarda kimsen kalmadı mı? Tek başına mı yaşıyorsun? Tek başıma yaşıyorum efendim evladım. Tek başıma yaşıyorum. Yok, Allah yardımcım olsun. Allah yardımcın olsun. Allah, çoluk çocuk hiçbiri mi yok? Çoluk çocuğun hiçbiri mi yok? Öldüler. İki kız, iki oğlan öldü. Onların acısına anaları, arkadaşım da hastalandı. Hastaneye götürdüm. İstanbul'a götürdüm. Ah oğul, ah oğul. Onların acısına o da gitti. Kaldık, dik yapalım. Oğlum niye öldü? Çocuklar niye öldü? He? Kızlar, çocuklar niye öldü? Hastalık mı? Delilikten. Şimdiki bir elbise mi var? Eskiden 60 sene evveli elbise giyim mi var? Yok. Yorgan, battaniye mi var? Analarımız dokudu kendinden yorganımız. Ayağımızı çoruk, hayvan gönlünden çoruk dikerdik. Öyle gezerdik, karda kışta. O soğuktan, kardan, kıştan mı hastalandılar? Evet. Ne kadar oldu hanım vefat edeli? Hanım ölenler 28 sene oluyor. Oo, çok da olmuş amca. Ne yaptın tek başına? Almadın mı yeni bir hanım? Emekliyim şimdi soruyorlar. Seni yollayan mı? Dur hanım ha. O emekliyim dedi sana. Emekli değilim. Emekli olsam geliyor. Emekli olsa dolanım gibi var yani. Eyvallah. Yavaş evladım. Yavaş evladım. Kaç ev var sizin köyde? Kalabalık mı? Evet, çok. Hep millet gitti. Tahta binalar yere yeksen oldu, mantar oldu, çürüdü. Köyde bir muhtarlıkta 10 kişi yok. O kadar. O kadar. Hep gittiler. İstanbul'a gittiler. Güde'ye kalktılar. Hani köy okulları kapandı ya. Evet. Köy okulları kapandı. Çocukluğunu okutmak kasabaya düştü herif. Kasabaya düştüler. O sizin dediğiniz buluş burada. Ha, mağara burada, evet. Ha, mağara burada. Sen bu mağaraya hiç geldin mi? Sen bu mağarana geldin mi ben ağzına? Ben bu mağaranın oğlanı bu düzlerden manda güderdim. Ha. Babamın sağlığında. Şöyle gideceğiz. Burada ne var? Ben gelme. Sen gelme amca, gelme. Gel Yusuf Allah. Tamam. Gel Yusuf Allah. Ama normal şekilde girmek imkansız. Ekipman lazım. Dağcılık ekipmanları lazım. En az yanımızda 500 metreden fazla ip bulunması lazım ki 250-300 metrelik bir iniş burada söz konusu. Buraya gelmek isteyenler için en kolay yol Kastamonu Cide arasında orman işletmesinin olduğu, orman deposunun olduğu yerden sola aşağı Loşboy'u bir tarafa taktıktan 2 kilometre sonra. Zaten Loş muhtarlığı da çok ilgilendiği için tabelalarını koymuşlar. Buraya kadar gelebilirsiniz. Mağaranın içine girmeseniz bile bu güzelliği seyretmek yeter. Sen de sağ ol amca. Eksik bir şey.
Zor yollarda şimdi Karadeniz'i arkada bıraktık ve İç Anadolu'ya doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz güzergah aslında bir ana yol. Ama çok eskiden kullanılmış bir ana yol. 1940'lara kadar kullanılmış. Ve Kastamonu'yu Cide'ye bağlayan, yani Karadeniz'e bağlayan bir yol. Bu yolun tarihsel olarak daha çok büyük önemi var. Çünkü özellikle biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan Ankara'ya silah sevkiyatı doğrudan yapılamadığı için İstanbul'da ele geçirilen, şu veya bu şekilde ele geçirilen silah ve mühimmat İnebolu Limanı'na geliyor ve oradan Cide üzerinden Kastamonu'dan, Ilgaz, Çankırı'dan Ankara'ya ve cepheye ulaştırılıyor. İşte bu sevkiyat esnasında bu şimdi üzerinde bulunduğumuz Zümrüt Geçidi önemli olaylara sahne oluyor. Bunlardan en trajik olan hikaye Şerife Bacı'nın hikayesi. Şerife Bacı bütün köylüler gibi ve bütün Anadolu kadını gibi cepheye mühimmat taşımak zorunda ve henüz 6 aylık bebeği Elif'i bırakacak kimsesi yok. O yüzden kana arabasına top mermileri konuyor ve yola çıkıyor. 1921 yılının bir Aralık ayında bu bizim şimdi rahat rahat 4x4 araçlarımıza geçtiğimiz yoldan bir kanıyı çekerek öküzlerin işte kah durup kah giderek geçmeye çalıştığı bir yol. Küçük bebeği üşümesin, donmasın diye onu top mermilerin arasına sıkıştırıyor ve üzerinde battaniye sarıyor. Hava iyice soğuduğu zaman kendi üzerindeki paltosunu, mantosunu da çıkarıp bebeğin üzerine sarıyor. En büyük korkusu güllelerin kana arabasından savrularak küçük bebeği ezmesi. Şerife Bacı bu yolu aşıyor, Zümrüt Geçidi'ni geçiyor ama kışlaya çok az bir zaman kala maalesef donarak şehit düşüyor. Ertesi gün Şerife Bacı'yı bulanlar kana arabasından gelen ağlama sesine dikkat edince kana arabasında battaniye ve mantolara sarılmış bir bebeği buluyorlar, küçük Elif'i buluyorlar. İşte Kurtuluş Savaşı'nı bize kazandıran Anadolu kadınının binlercesinden bir tanesinin öyküsünün geçtiği noktadayız. Şehit Şerife Bacı'nın geçtiği Zümrüt Geçidi üzerindeyiz. Farları yanmıyor mu arkadaki? Mantap sarıyor. Başına giderken ilginç bir tabelayla karşılaştık. Evlilik bitiyor. Her zamanı. Bu taraftan da gitsek 2 kilometre, o taraftan da gitsek 2 kilometre demek ki evli. O mu acaba yoksa başka bir anlamı var, anlayamadık pek. Pınarbaşı Ilıca Şelalesi'ne geldik. Zor Yollar ekibi olarak bugün aşağı yukarı
80 kilometrelik bir dağ etabını aşıp buraya geldik. Zümrüt geçidini geçip. Ancak tabii bu güzelliği görmek için bizim yaptığımız gibi o zorlukları aşarak gelmenize gerek yok. Kastamonu'dan Pınarbaşı'na ayrılan yoldan ilerledikten sonra yaklaşık Pınarbaşı'na 7-8 kilometre kala sağa geriye doğru dönen Küre Dağı Milli Parkı ve Ilıca Şelaleleri tabelasını takip ederek Ilıca'ya gelebilip buradan arabanızı bırakıp bir 20 dakikalık yürüyüşte bu doğa harikasını görebilirsiniz. Şu anda hava biraz serin ama böyle Temmuz, Ağustos gibi burada yüzmenin de keyfine doyum olmaz. Yollarda rotamızı Ilgaz Dağları Milli Parkı'na çevirdik. Azdavay'dan Ilgaz Dağları'na giderken burada Anadolu Türk Beylikleri döneminden çok önemli bir eser olan Mahmut Bey Camii'ni görmeden gitmek istemedik. Biliyorsunuz Anadolu'da Osmanlı'dan önceki Türk Beylikleri döneminden çok önemli mimari eserler var günümüze gelmiş. Bunların içinde çok az sayıda günümüze ulaşabilmiş, içi tamamen ahşap olan camilerden bir tanesi de bu hemen Daday'da Kastamonu arasında Kasaba köyünde yer alan Mahmut Bey Camii. 1366 yılında Candaroğullarından Adil Bey'in oğlu Mahmut Bey tarafından inşa ediliyor. Mahmut Bey'in Fatih Sultan Mehmet'in dayısı olduğu rivayet ediliyor. Bu cami özellikle ahşap işçiliği ve kök boyayla yapılmış boyalarıyla, günümüze kadar korunmuş boyalarıyla önemli. Çok benzerini Ankara, Afyon ve özellikle Beyşehir'deki Eşrefoğlu camilerinde görebiliyoruz. Bu Anadolu'daki ilk Türk mimarisi eserlerinden önemli bir eser. Restorasyonu başarılı bir şekilde yapılmış, içeriye elektrik sokulmamış ve tam anlamıyla bir koruma altına alınmış. Caminin kapısının önemli bir hikayesi var. Giriş kapısı 1366 yılının çok güzel ahşap işçiliğini yansıtıyor. Aynı içeride olduğu gibi. Bu kapı çalınıyor. Interpol'ün sayesinde bulunup tekrar Türkiye'ye iade ediliyor. Ama yeniden çalınır korkusuyla camiye takılmıyor. Bugün Kastamonu'daki Liva Konağı olarak geçen Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Geldik bir zor yolların daha sonuna. Zor yollar bitmiyor gördüğünüz gibi. Batı Karadeniz'de gelecek haftada programımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın.